Kadınlara yönelik şiddet ne yazık ki gündemden düşmüyor. Bazen fiziksel, bazen sözlü. İstanbul'da bir genç kadın kıyafetine karışan adama karşı sessiz kalmadı. O anları cep telefonuyla kaydetti. Öncesinde neler yaşandığını ise Fox Haber'den Gülşah İnce'ye anlattı. İster şort sen giyerim, utanmıyorum. Benim babam karışmıyor. Sana ne lan bir diyeyim ben? Sensin lan, düzgün konuş. Hiç tanımadığı bir aileye bile hakaretler yağdırdı. Tanımadığı ya da tanıdığı herhangi birinin yaşam şekline karışma cesaretini kendinde bulamaz. Karşısındaki gencin ne giydiğine karıştığı gibi ailesine de hakaretler yağdırdı. Üniversite öğrencisi Şebnem Tüfekçi'nin kaydedebildiği sadece bu anlar. Bir de daha fazlası var. Dün öğle saatlerinde yaşadığım olayı videoya almaya başladığımda tartışmanın sonuna yaklaşılmıştı. O yüzden öncesini de buradan anlatmak istiyorum. Dün öğle saatlerinde şortumu giydim ve sokakta yürürken bir caddede karşıma iki tane adam çıktı ve bedenime, bacaklarıma rahatsız edici bir boyutta bakışlar atmaya başladılar ve ben de dönüp beklemedikleri bir soru sordum sanıyorum ki. Onlara neden bakıyorsunuz dedim. Ben böyle sorunca üstüme yürüyüp sinirlendi. Sanırım sessiz kalacağını düşünüyor tüm insanların. Kadınlara yönelik tacizin, şiddetin bir başka örneğiydi bu. İstanbul'da üniversite öğrencisi Şebnem Tüfekçi kendisine sözlü tacizde bulunan, kıyafetine karışan Yavuz Ağa karşısında sessiz kalmadı. Cep telefonuyla da kaydetti o anları. Yavuz Ağa ise hala ne giydiğini eleştiriyordu. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sana ne benimle giydiğimden lan? Sana ne benimle giydiğimden? Şey olma şimdi. Ahlaksız mı oldum şort giyiyorsun? O şort mu? Şort! Sana ne? Video kapandıktan sonra çok daha ağır küfürlere maruz kaldım. Umarım bu çıkardığım ses daha önce tacize uğramış kadın ya da erkek hiç fark etmez. Tüm insanların sesi olabilmiştir. İster şort giyerim, utanmıyorum. Benim babam karışmıyor. Sana ne lan bir diyeyim ben? Sensin. Düzgün konuş. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yavuz Ağa tepkilerin odağında. 21 yaşındaki Şebnem Tüfekçi ise şikayetçi olacağını açıkladı. Hem kendine hem de ailesine hakaretten dolayı ve bir genç olarak da ekledi. Biz artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve bir ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. Artık her gün daha fazla. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.